Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir keserek inceleme videosuna hoş geldiniz. Yine keseceğiz. Kesme matımız hazır. Biraz matımız küçük geliyor. Kusura bakmayın. Bir önceki videoya olan güzel desteğinizden dolayı teşekkür ederim. Bugün daha güzel bir şey yapacağım. Hançerim, bıçağım hazır. Falçatam hazır. Maket bıçağım hazır. Keseceğimiz ayakkabı çok daha farklı olacak. Benim de çok merak ettiğim bir ayakkabı olacak. Hemen şöyle kutusunu getireyim. Nike ayakkabı kesiyor olacağız. Ve içinde... Ah, bunlar neymiş? Evet, kusura bakmayın. Bazen böyle ayakkabılarımın kutularının içine çorap atmayı seviyorum. Hemen şöyle yana fırlatalım bunları. Bence tanıdınız, ne olduğunu az çok kestirdiniz. Nike'ın çok ikonik modellerinden Nike Air Max 720 var arkadaşlar. Bayağı da güzelmiş ya bu ayakkabılar. Bayağı da iyiymiş. Kesme sekme. Acaba böyle şeyler yapmasak mı? Şu an öyle düşünüyorum. Bazen böyle kesme etme yazık günahtır diyenler var. Haklılık payınız var tabii ki ama bu da YouTube içeriği olduğunu unutmayın arkadaşlar. Birçok şey yapıyoruz kanalda. Ayakkabı dahisi olarak bence böyle bir şey yapıyor olmam da oldukça normal diye düşünüyorum. Çünkü işimiz ayakkabıları incelemek. Yani keserek incelemek de bence oldukça mantıklı. Siyah siyah görüyorsunuz. Karartılmış bir Air Max bubble var. Şu bubble'ı çok merak ediyorum. Delmek istiyorum. Ayrıca içinde neler var neler yok ona bakmak istiyorum. Fakat çok kaliteli bir model bu. Bu ayakkabının hikayesi de şu. 2-3 defa ben bunu çekilişle vermeye çalıştım. Ve anladım ki çekilişlerde sabit numara vermek çok zor. Hani elimdeydi kullanmıyordum. Birisi giysin birisi kullansın istiyordum. 2-3 defa kazananlar abi bize gerek yok ya. Hani kendini takıl makıl gibi yaptılar. Çünkü 44 numara giymiyordu kazananlar. Bu 44 numara öyle olunca elimde kaldı. Yaklaşık 1-2 yıldır da elimde duruyor. Instagram'da yaklaşık 500 liraya satılan modellerden bir tanesi arkadaşlar bu. Oldukça kaliteli. Giydiğim zaman da görüyorum rahatlığını, güzelliğini. Tabii evde giyiyorum sadece. Hiç dışarıda giymedim. Ama şuralara bastırdığım zaman yumuşaklığı gerçekten güzel. Yani kaliteli. Gözle çok anlaşılabilir bir farkı yok. Instagram'da ithal diye satılan kaliteli A+ replika da diyebiliriz. Böyle bir ayakkabı. Gerçeğiyle birebir yapıyor gerçekten bu işi yapanlar. Güzel de oluyor. Hemen şöyle bir tanesinin bağcıklarını sökmek istiyorum. Çünkü bağcıklar diğer videodan tecrübe ettiğim kadarıyla çok yoluma çıkan şeyler oluyor. Elime koluma dolaşıyor. Şunları bir çıkartarak rahat etmek istiyorum. Bağcıkların kalitesi bana çok iyi gelmedi bu arada. Replika olduğunu mu anlatıyor veya insan da replikaya çok şey gözle bakıyor. Acaba ne problem var? Acaba bakayım. Bazen Nike'dan Mike'dan alıyorum. Sağda solda işte taşan, yapışkan izleri, ne bileyim dikişler bazen kaymış oluyor. Ama replika Instagram'dan insan alınca çok daha fazla önyargılı baktığı için her şey gözüne batabiliyor. Nike'dan mağazadan aldığın zaman böyle olmuyor normalde. Evet, dilimiz bu. Şöyle biraz ayakkabıyı nasıl yapsak? İlk önce üstünü biraz inceleyelim. Daha sonra da altını inceleyelim. Fakat bu kesecek mi bunu? Çok emin. Evet, olamıyordum. Zank diye yardık arkadaşlar. Plastik kısmını bile görüyorsunuz. Kestik. Diğer tarafında aynı hizadan keselim istiyorum. Evet, çekilişlerde arkadaşlar kazandığınız zaman kazandığınız şeyin arkasında durun ve alın. Yoksa ben böyle kesiyorum. Bu arada kanalımızda da çok güzel bir çekiliş var. Eğer katılmayan varsa, katılmayı düşünen varsa mutlaka katılsın. 4-5 tane ürün veriyorum. Artı ayakkabı veriyorum yeni çıkan piyasadaki ayakkabılardan. Direkt Nike.com'dan sizlere evlerinize göndermeyi planlıyorum. Biraz şurayı kestiğimiz zaman önümüze çıkanlara bakabiliriz. Görüyorsunuz kaliteli sünger yapısı var. Böyle olması çok güzel. Demek ki şuradaki pofidiklikleri, şuradaki kalınlıkları buradaki sünger yapısıyla veriyorlarmış. Hoş oldu, güzel oldu. Bir tanesi hemen fırladı zaten. Şöyle sünger sünger. Ama güzel. Demek ki buralarda böyle full sünger var. Biraz girebiliriz bence oralardan. Küçük hobi bıçakları da alacaktım ama bir türlü zamanım olmadı. Maket bıçağını mı kullansam aslında? Korkuyorum. Geçen hatırlıyorsanız parmağımı hafif kesmiştim. Maket bıçağını bunu çıkartmaya korkuyorum. Beni tedirgin ediyor biraz. Çıkartalım. Bunu da arkadaşlar Bağsu'dan aldım bu maket bıçağını. Hani daha kaliteli. Tavsiyelerde satılandan daha güçlü geldi gözüme. Baksanıza. Evet. Fena değil. Hoş bir yapı var. Kalın örgülü bir kumaş. İçinde arasında ise sert bir sünger var. Güzel. Bu muhtemelen böyle dolaşıyor. Çok daha fazla artık burada
dolaşmamıza gerek yok bence. Şöyle biraz önünü şöyle sökelim. Biliyorsunuz Air Max 720, 270 o kadar ünlü oldu ki herkes de var. Her ünlü giyiyor. Ne bileyim, gördüğünüz futbolcular giyiyor. Ben pek hiçbir zaman fanı olmadım bu. Özellikle 720, 270'in görüntülerini sevmedim. Bir de Air Max çok bana rahat gelmeyen bir ayakkabı arkadaşlar. Şu alttaki bubble'lı olması ayakkabıyı çok rahat yapmıyor. Yani bunlar sert. Bir boost rahatlığı, bir react rahatlığı kesinlikle değil. Eğer o ayakkabıları denemediyseniz, hani kanalda bir sürü incelemeleri mevcut. Her yerde var zaten, o ayakkabılara da bakabilirsiniz. Yani o ayakkabılardan sonra bu 270'ler, Air Max'ler yani şık olay o. Tabii güzellik için giyiyorsunuzdur. Bir şey diyemeyeceğim orada. Keyif meselesi bu. Ama kesinlikle çok rahat değil. Evet, şöyle yanından girdik. Bayağı da bir istemeden de olsa içini yardık. Şöyle tabanlığını çıkartayım. Tabanlığı çok aşırı kaliteli olmasa da çok aşırı dandik değil kesinlikle. İş yapar. Yani biraz daha silikonumsu, şak absorbe edecek, ayağınıza rahatlık sunacak tatlı bir tabanlık kullanılmış. Hoş, güzel. İçine şöyle açıp bakıyorum. Şurasına strobel board deniyor normalde. Yani bir mukavva yapısı. Bu da hafif içine göçen ve rahat bir şöyle yapı sunan gibi duruyor. Şöyle bakayım, üçgen çizip içinden bir şey çıkartabilecek miyiz? Pıts diye bir patlamasın. Neyse, diğer çiftimiz var en azından. Vay 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 vay. Sen. Nesin bakalım sen burada? Evet, çok ilginçmiş arkadaşlar. Normalde şurayı da alayım ve o tarafa tekrar döneceğim. İlk önce şu önündeki engeli kaldırmak istiyorum. Beklediğimden daha kaliteli oluyor şu anda bu ayakkabı. Şuradan tekrar yaralım. Evet, şöylece hızlıca yaralım şu ayakkabıyı. Böyle kesmek de insana değişik bir tatmin duygusu veriyor bu arada. Yani bir hoşlaşıyorsunuz. Onun yerine git meyve kesme diyorsunuz. Doğru, o da mantıklı bir seçenek olabilir. Şuralara bakar mısınız arkadaşlar? Ne kadar kalın kalın yapılar kullanılmış. Birkaç katman halinde kalın yapı kullanılmış. İçte bir astar var. Onun altında ona kaynatılmış kalın bir yapı var. Dışında dış tarafa bakan örgülü ve hafif pofidik bir kumaş daha var. Böyle olması ilginç geldi bana. Oldukça güzel. Birkaç katman üstünde. Hem rahatlık açısından hem de uzun kullanım açısından bu mantıklı. Dili de sonradan keseriz. Ama şurayı ben size göstermek istiyorum. Şurada görüyor musunuz arkadaşlar? Bayağı bayağı büyük bir sünger var. Şunu biraz daha derinleştirmek istiyorum. Şöyle. Evet. Şu alttaki, şurada gözüken beyaz yapı, yani şuraya yapıya indik. Şu anda şu yapıyı deliyoruz. Bayağı farklı geldi. Bu normalde bu tarz ayakkabılarda olmayacağını düşündüğüm bir ara katman. Yani bir yastıklama, size bir rahatlık sunan, ayağınızın altında yapı oluşturan. Güzelmiş. Yani şu anda bilmiyorum ne kadar gözüküyor. Şöyle biraz daha yaklaştırmaya çalışacağım. Ama bayağı içine göçen, yani çok formunu da kaybedecek gibi durmayan güzel bir yapı. İşte şuradaki yapı, buradan da zaten rahatlığını hissedebiliyoruz. Aynen şuradan mesela bir delik açacak olsam oraya çıkarmayayım. Arada bir katman var mı? İşte bu be. İşte şu, şuraya bakın. Geçti. Şuradan soktuk ve çıkarttık arkadaşlar bıçağımızı. Evet be. Evet be. Türk askerinin gücü. Niyeyse böyle milliyetçi şeyler söyleyesi geliyor insanın bu bıçağı eline alınca. Yeniçeri gibi hissettim kendimi galiba, bilmiyorum. Arkadaşlar umarım benim gibi sizler de eğleniyorsunuzdur. Amaç burada eğlenmek. Bayağı kalın ve arada hiçbir şeyin olmadığı büyük bir katman bu. Bakalım içini böyle oyabilecek miyim, amacım o. Yani tahmin ettiğimden bayağı bayağı kaliteli geldi arkadaşlar. Bunu bu kadar ben zor oyuyorsam. Ama buraya sert bir çivi, diyelim ki tam dik duruyor, ona böyle bastığınız zaman geçer girermiş muhtemelen. Hani tadibe kadar girmesi çok zor ama görüyorsunuz bıçak darbelerimiz hemen burada kendini belli etti. Dikişleri söksek ne dersiniz? He? Sonra Air Max'ini patlatacağım, merak etmeyin. Sadece şu dikişlerin altında neler oluyor ona bir bakalım. Bilecek miyiz? Ona da emin değilim. Ha, yok. Arkadaşlar yapıştırılmış. Aynı zamanda da tabii ki
dikişle tutturulmuş. Vay, helal olsun ya. Vallahi. Hiç böyle beklemediğim şeyler çıkıyor bu ayakkabıdan. Sağlam güçlü bir formu var. Tamam. Neyse artık bunu anladık. Sıkıntı yok. Peki bir çivi. Yürüyorsunuz ve bir yerden şöyle bir çivi duruyor. Sonra şöyle strik yaptınız. Ah, bir şey olmadı. Değil mi? Peki şöyle bir çiviye bastınız. Bakın içine girdi ama bir şey olmadı. Tabii bir defa daha bastım. Sert bastım. Bıçak içine göçtü. Yok. Hala dedim. Acaba şey mi? Aa, helal olsun. Buradaki plastik de Air Max bubble'ını, Air Max balonunu koruyan sert bir plastik var arkadaşlar. Direkt tabii ki bunu patlatmak zor. Bazılarınız diyordunuz ya abi işte Air Max şöyle patlıyor, böyle patlıyor. Nasıl patlatıyordunuz yahu bunu? Ben bıçakla denemek istediğim zaman bile denemiyorken siz nasıl başardınız bu işi? Hı? Ah, yok ya. Bayağı zor, bir de çok böyle. Peki buradan girdi diyelim ki. Yeter ulan. Hoppa. Duydunuz mu sesi bilmiyorum ama bir böyle oldu. Bir balon gibi. Evet, burası tabii ki alt tavana göre çok daha kolay denilebilen, çok daha kolay. Evet, içini açtık arkadaşlar. Bu kadarmış. İçini açtık. Evet. Yine de sert. Yani dik girmediği sürece, bir şeyin şöyle tak diye girmediği sürece böyle kesmek de çok zor. Evet. Boydan boya kestim. İşte bildiğiniz hava. Bu kadar parayı havaya veriyordunuz. Zamanında bunlar 1200 liralara, yani işte 1000 liralara falan rahat satıldı. İndirimden 708 liralara patır patır gidiyordu. Havaymış. Tabii bu havayı buraya nasıl enjekte ediyorlar asıl mesele. Oha. Şuradan da bir daha şöyle takasım var. Tak tak. Hava bir kez çıktı mı arkadaşlar? Basınç tabii içeride sertlik kalmıyor ya. Çiçeği gibi. Açayım bunu. Görüyorsunuz. Değişik bir yapı oldu. Açıldı. Bayağı büyük bir hava balonu burada mevcut. Ama bence bunu dıştan delmek bayağı zormuş. Bir çiviye miviye böyle bastığınız dahi sanki girmezmiş gibi. Tabii yandan dik yediği zaman darbeyi balonun içine giriyor. Ama yine çizerek de kesmek çok kolay değil. Bayağı kaliteli geldi, bayağı güzel geldi. Görüyorsunuz şurada bir enjektör noktası var gibi geldi bana. Görebiliyor musunuz? Evet, tam şu nokta. Buradan herhalde havayı içine enjekte ediyorlar. Başka da çünkü bir nokta yok. Bir girinti çıkıntısı yok. Onu da merak etmiştim. Evet, çok aydınlatıcı bir video olduğunu düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda zoom ünitesi içeren basketbol ayakkabılarını da kesmeyi düşünüyorum. Ne dersiniz? Ama bu zımbırtılar... Ah, evet. İyi girdik içine. Hadi bakayım. Evet. Bu zımbırtılar cidden kuvvetli ama ya. Görebiliyor musunuz arkadaşlar? Açtım şöyle. Evet. Evet, içi. Şurada bir boşluk var. Yine bu sünger yapısı. Burada bunu koruyor. Çevresinde hava balonu geziniyor. Bunu giyerdik be diyorsanız kusura bakmayın. Yapacak bir şey yok artık. Dil yapısına bakalım hemen. Dil yapısından çok bir şey beklemeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Ama şöyle bir bakalım. Evet, çok fazla bir şey içermeyen daha boş bir dil yapısı görüyorsunuz. Böyle basketbol ayakkabılarında da biliyorsunuz bunlar var. Air Max 277-120. Gerçi pek yok 720 ama genelde 270, yani topuk kısmında olanlar var. Onlar patladı abi, ne yapmam lazım abi, ne etmem lazım abi diye bana çok soruyorsunuz. Yapacak bir şey yok, görüyorsunuz patladı mı patladı. Bir daha buna hava basmanız, o basıncı sağlamanız mümkün değil, geçmiş olsun. Dikkat etmeniz gerekiyor tabii ki Air Max ayakkabılarıyla iş yaparken, bir şey yaparken. Evet, bu şekildeydi. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Ben keyif aldım şahsen. Biraz böyle parmaklarım ağrıdı. Genel manada güzel, keyifli bir video oldu benim için. Çekmesi keyifliydi en azından. İzlemeyi de sevdiyseniz lütfen arkadaşlar like atmayı unutmayın. Elimden geldiğince kanal içeriğini çeşitlendirmeye çalışıyorum, biliyorsunuz. Vloglar yapıyoruz, kargo kutu açımları yapıyoruz, detaylı performans incelemeleri yapıyoruz. Eğlenceli içeriklerimiz var, işte ödüllü videolarımız var. Ne bileyim, kesmeyi de buna ekledik ki bu da farklı bir bakış açısı kattı kanalımıza. Ayakkabıların içinde neler var onu görüyoruz.
Eğer bu videolara iyi destek gelirse arkadaşlar, hani sizin çok merak ettiğiniz ve revaçta olan direkt mağazadan alınmış orijinal güzel ayakkabıları da kesebilirim ama şu anda tabii ki giymediğim, çok da umursamayacağım, üzülmeyeceğim ayakkabıları kesiyorum. Ya bunu niye böyle kesiyorsun, israf ediyorsun, yazık günah bize versen diyenlere de zaten veriyorum. Şu anda çekilişimiz var dediğim gibi. 5 tane ödül var. Bu ayakkabı 2-3 defa çekilişte vermeye çalıştım. Alan olmadı. Bunun artık kısmeti burada kesilmekmiş demekten başka da bir çarem yok. Desteklerinizi bekliyorum. Yeni içerikler, güzel içerikler gelecek. Çekilişe katılmayan varsa mutlaka katılsın. Like atabilirsiniz. Hangi ayakkabıları görmek istiyorsunuz onları atabilirsiniz. Amacım 150-200 lira maksimum bu fiyata satılan Instagram ayakkabılarını alıp kesmek. Çünkü içim acımayacak o ayakkabıları kestiğim zaman. Ama işte 1000 liralık, 2000 liralık güzel ayakkabıları kestiğim zaman içim acır. Gönül ister ki böyle baya baya kaliteli versiyonları keselim. İçinde ne var ne yok. Evet, mesela şöyle bir Jordan 34 kessek. Cidden buna ben de çok üzülürüm ya. Hani milyon bile izleseniz bu ayakkabının parası 10 defa da çıksa bilmiyorum, çok üzülürüm herhalde. Ama bunun içindeki şu zoom ünitesini böyle elime alıp şu kırmızı kırmızı görüyorsunuz şu anda. Üst ekran, üst kameradan belli oluyor mu bilemiyorum. Bunları elime almak istiyorum. İşte altta hex ünitesi var. Bunları kesmek istiyorum, görmek istiyorum. Bunlar tabii sizin desteklerinizle olacak. Ayakkabıları çok eskimiş arkadaşlarım varsa bana da gönderebilirler. Burada beraber kesip de inceleyebiliriz. Mail adresimden bana ulaşabilirsiniz. Ayakkabı göndermek isteyenler olursa bu şekilde. Abi al kes incele. Veya erkek kardeşime de bir sorabilirim. Tarık izliyorsan ayakkabın ne alemde? Bana göndermeyi düşünür müsün? Evet, bu şekilde sonlandırmış olayım. Her şeye yine baktığımızı düşünüyorum. Sadece şimdi bu sağlam versiyonda plastik dikkatimi çekti. O plastiği şöyle aşağı doğru bir keselim istiyorum. Gerçi şu tarafından kesmiştik, pardon. Evet. Burası da sadece bir plastikmiş. Evet. Tamam. Daha fazla uzatmayalım. Teşekkürler izlediğiniz için. Bir sonraki güzel kesme, biçme videolarında görüşmek üzere diyorum. Ayakkabı dahisi her zaman olduğu gibi içeriklerini çeşitlendirmeye, sizlere olabildiğince fazla içerik üretmeye ve keyifli zaman geçirmenize yardımcı olmaya çalışıyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Like atmayı ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Bir sonraki defalarda görüşürüz. Ayakkabı dersi bugünlük. Out.